Başlat hadi, başlattım. Dur, ne diye başlayacağız ki ben şu an, dur, içerik ne olacak? İdimburg Kalesi. He tamam. Hadi. Arkadaşlar merhaba. Aşkım ne böyle uyuyormuş gibi bir böyle şey yapıyorsun, bir önce bir uyuma halleri falan. İşte insanlar geçiyor. Hadi hızlı. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Edinburgh Kalesi'ne gideceğiz. Bakalım, hani bir aydır buradayız ama inşallah yani bugüne nasip oldu. Öyle söyleyebilirim. Şimdi oraya gidelim, bir görelim. Size de göstermek istedik. Hani nasıl gezilir, ne yapılır biz de bilmiyoruz açıkçası ama gittiğimizde birlikte göreceğiz. Aşağıyı çekeceğiz ki manzarayı göreceğiz. Hadi yürü yürü. Şurada bir manzara var. Onu çekmek istiyorum. Evet, bugün kaleye çıkma günü. Deniz gözükmüyor ama. Oo, çok yoruldum ya. Şuradan geldik abi. Birazdan şuradan gireceğiz. Önce online ödedik. Ondan sonra online ödememizi burada girdik ve bize ticket'ımızı print çıkarttı. Aynen. Şöyle. 15 pound verdik kişi başı, yani çok para vermiş olduk. Yarım saat gözüküyor. 14.30'da 15.00 gözüküyor. Niye? Evet. Ay şey, don't worry de. Çok önemli değil galiba. O kadar para verdik. Ben buradan akşama kadar çıkmam. Evet. Burada 15 pound pahalı oluyor arkadaşlar. 15 pound üf. 15 üf pound yani. Bir haftalık yemek yersin burada. Evet. Yani şey, marketten. Aynen. Ve hani bir haftalık yemeğin içinde et var, somonu var, tavuğu var. Neyse, bunları da sonra anlatacağız. Var. Neyse bunlar, evet. Az sonra niye yamuk çekiyor? Pardon. Bakalım Edinburgh Castle nasılmış? Edinburgh Castle. Bu taraftaymış. Hala kuzey güneyi tam oturtturamadık şehirde. Deniz şeyde kalıyor. Kuzey tarafta kalıyor. Var? Aa evet. Bir gün oraya da gideceğiz. Of, netlemedim. Ama şey yapamayız. Burada herhalde ölsek de denize giremeyeceğiz. Çok soğuktur çünkü. Belki yazın deneriz be, ayaklarımızı sokmayı. Ayaklarımızı sokarız önce. Bu da şey, bizim Manavgat'ta buz gibi oluyor ya. Evet evet. Evet. O kadar soğuk mudur bilmiyorum ama kuzey denizi bence yani. Bence soğuktur ya. Böyle tek kuzeyde de değil. Haritadan bakınca anlarsınız. Böyle kuzeyden şöyle bir... Hani aslında şehrin iki tarafı denize kaplı diyebilirim değil mi? Yarımada. Hi dear. Burada bir heykel varmış. Ne heykeliymiş? Yani bilmiyorum ya. Royal North Bridge. Hiç anlamıyorum yani gerçekten. Şu an 2 dakikamız var içeriye girebilmemiz için, onu bekliyoruz burada. Burası da kalabalık, bir sürü turist var aslında. Buraya çok fazla turist geliyor. Biz turist sayılmayız değil mi? Hayır! Oturum iznimiz var.
Bu çok önemli bir detay. Şuradan girelim. Hadi bakalım. Evet, girebiliyoruz. Yes. Have a good time. Enjoy yourself. Can I? Yeah. Bye, Nona. Okay. Bye. Thank you. Have a good afternoon. Şuraya da okutacağız galiba şu. Aa. Sen okusana. Hello. Thank you. Have a nice day. İngilizce bazı kelimeler. Have a nice day. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. En güzel kullandığın şeyler. Bugün iyi konuştun. Ne konuştun? Ne dedin? Bazı önemli şeyler söyledim. Mesela bu bileti ben aldım. Helal lan. Sordum İzzet Okay'ı. Top atılıyor galiba. Aa, evet evet. İnşallah denk gelir. İftar vakti. İftar vakti top atıyorlarmış. Allahu ekber, Allahu ekber. Ya iğrenç espriler yapıyor. Yapma böyle şeyler ya. Hani şey, normalde hep böyle iğrenç espriler yapıyorum ya. He. Bulut oluyor, uçuyor espriler. Burada kalıyor, Allah kahretsin, biliyordu. Burada pazar günleri hariç her gün saat 1'de top ateşleniyor. Buradan ateşleniyor ama şu an maalesef saate bakmadan geldik ve kaçırdık bunu. Buradan bir de şey diyeceğim. Bizim Türkiye'de kale kavramı kaledir yani. Burada evler falan var. Güneş buraya gerçi çekemeyiz, biliriz ama. Evet, gözükmüyor. Pencereler falan var yani kalede. Pimapenli kale de olmaz yani. Şu an çok güneş vuruyor ya. Dışarı. Aa, şurada bir ada var. Burada adalar ucuzmuş, satın alalım. 15 bin pound falan diyorlardı adaları, hatırlıyor musun? Şu ada ne kadardı? Oraya alalım Acun gibi. Yaparız bir şeyler ya. Şey gibi değil mi? Bir müteahhit İngiltere'ye getirdik gidelim. Bir Türkiye'den. Orayı çözeriz anında. Bizim baktığımız evlerden biri şu karşıda. Valla. Evet. Doğru doğru. Karşı kara parçasından ev bakmışız yanlışlıkla. Karşı adam taraf şey neydi ama, adı? Ulaşım kolay. Ulaşım kolay aynen. Oralar ney adı? Nasıl ney? Direkt ya, şehrin adı ne? Kürtistan mı? Ev demiştim ya az önce size. Bakın buralarda evler var. Pencereler falan var. Kale. Ya mesela burası kale güya. Aa, bayrağı da var. Evet. Nereye gideceğiz abi? Bu kadar mıydı kale? Hayır ya. Bunun içine girebiliyoruz ya. Tabii gidebiliyoruz daha yukarı. Tamam, şuradan toplar var ya. Tamam, şuradan yukarı çıkacağım. Şimdi Edinburgh'da Edinburgh'u tren yolu ikiye ayırıyor. Bir tarafı Old Town, bir tarafı New Town. Old Town tabii ki de daha eski. New Town tamamen görünen yer. New Town diye geçiyor. Burada bir anlatım şeyi var burayı okuduğumuzda. Bu New Town'u Georgian diye biri planlamış. Ve tam 1766 yılında planlanmış. Yani şuradaki gördüğünüz evler 1766 yılında yapılmış. Ki burası New Town yani yeni şehir. Hani Old Town ne zaman yapıldı hiç tahmin bile edemiyorum şu anda. Öyle güzel bir planlaması var. Kare kare şeklinde. Hani Avrupa'nın böyle yukarıdan çekilmiş düzenli halleri var ya, onun gibi. Burada da nasıl yapıldığını anlatıyor. Ne zaman yapıldığını, işte kim tarafından tasarlandığını. Detayına bu, kadar var yani. Evet, tren yolda bu prenses bahçeleri burası. Tren yolda buradan geliyor. Hala aynı burada prenses bahçesi var. Tren yolda bakın oradan geçiyor. Tren de gözüküyor. Ya çok yani ilginç. Şu şeklin mesela, aynısını evet, şimdi şöyle gösteriyorum. Şuna bakın. O bile duruyor orada. Şurada. Evet. Hepsi aynı kalmış. Ve biz buradaki binaları çok daha yeni görüyoruz. Hani daha yeni bir yapılmış gibi ama burası bile 1766 yılında yapılmış ve hala aynı şekilde duruyor. Hiçbir şeye dokunulmamış. Tebrikler. Evet, kalenin bir iç taraflarına geldik. Anlat bakalım. Ya burası... Ya ne anlatayım ben de bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Ejderhalardan bahsedebiliriz. Ejderhalar var mı? Yani varmış herhalde önceden. Dur ya, bunu ben beğendim. Neyse, tekrardan başlayalım.
Ben şimdi burayı anlatmak istiyorum. Nasıl anlatmak istiyorum? Hiçbir şey bilmeden anlatmak istiyorum. Beyin bedava. Beyin bedava. Ya şuradaki ilk dikkatimi çeken nokta iki tane ejderha gibi bir şey var. Yani ejderha mı? Ejderha şey diye var. Diye doğrusunu unutmuşuz. Ya bu ejderhalar gerçekten var mıydı? Resmedildiğine göre vardı yani. Bir anda bir şaşırdım böyle yani. Dağın tepesinde çok güzel bir mekan var ve insanlar burada takılıyorlar. Evet. Böyle figürler. Ya Allah'a yakın olmak için neler? Çok yukarıda. Çok yukarıdalar. Hala kaledeyiz yani. Bence eskiden burada savaş zamanı insanlar toplanıyordu. Meydan da burası. Fikirler sonra, Fuat Bey'den. Sonra şuradaki toplara doğru gidip oradan hurra. Ola 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 ola. Şimdi şuraya gireceğiz. İçeride ne var bilmiyoruz. Girelim. Aa, yukarı çıkıyor. Yeşil yanıyorsa içeri girebilirsiniz diyor. Tamam, giriyoruz. Değil. Sorusu, okey. İçeride çok video çekemedik çünkü her yerde yasaklar vardı ama 3 bölüme ayırmışlar. Birinci bölüme girdiğinde şu büyük bölüme geziyorsun. Burada böyle Birinci Dünya Savaşı ile ilgili birkaç tane bilgi vermişler. Hani kimlerin öldüğü, hangi cephelerde falan savaştıkları. Gelibolu'yu gördük, Filistin cephesini falan gördük. Neyse işte orada hezimeti uğrattığımızı söylemeye gerek yok. İkinci bölüme giriyoruz. Orada şövalye kıyafetleri falan vardı. Böyle kılıçlar vardı. Kimin ne giydiği amblemlerinden falan şey yapmışlar, bahsetmişler. Aa, hello. Evet, nerede kaldı? Şey ya, Edinburgh Kalesi'ni de tanıdık görmezsin ya. Aynen ya, vallahi Türkler her yerde. Üçüncü bölümde de Kral Arthur muydu ya da James mi, tam okumadım. Onun bir böyle şeyi vardı, tacı vardı. Saf altından yapılmış. Onu sergiliyorlardı. Üç bölümde de yani çekim yapmak yasak. Yani çok gereksiz bir yasak bence. Ama hani biz de yasaklara uyuyoruz tabii ki de. O yüzden çekim yapamadık. Yani bu şekilde. Keşke içeride çekim yapabilseydik. Çünkü devasa heykeller, mükemmel böyle tavandan asılmış askerler falan, böyle heykelleri çok güzeldi. Yani böyle kafam ağrıdı tepelere bakmaktan, tavanlardaki motiflere, camlardaki işçiliğe bakmaktan cidden başımız ağrıdı. Keşke çekebilseydik. Çok çok güzel ve çok büyülüydü yani gerçekten. Ama şey, çok garip. Böyle Türkiye'de böyle yerleri gezince insan böyle bir garip bir his oluyor. Hani böyle oha, bunlar yaşandı, işte atalarımız bunları yaptı falan diye insanın hani tüyleri diken diken olur ya Türkiye'de. Burada bakıyorsun sadece. Diyorsun ki oha çok güzel ama o kadar. Yani böyle wow falan olmuyorsun. Yani bu milliyetçilik duygusu oluyor galiba. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ne deniyordu? Abone olun, like atın, bizi beğenin.